Herkese Amerika'dan tekrar selamlar, sevgiler arkadaşlar. Bugün size farklı bir şey göstermek istiyorum. Amerika'da biliyorsunuz drive-thru çok meşhur artık, herkesin bildiği üzere. Yalnız bu drive-thru biraz farklı burada. Bu restoranın adı Sonic Drive diye geçiyor arkadaşlar. Sonic Drive'dan birazcık sizlere bahsedeceğim ve göstereceğim. Burada farklı farklı peronlar var arkadaşlar. Yanlarda ekranlar var. Göstereceğim sizlere. Orada menüler var. O menülerden yemek istediğiniz, içmek istediklerinizi seçiyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar içeriden arkadaşlar size yardımcı oluyor ve size seçtiğiniz ürünleri teslim ediyorlar. Amerika'da drive-thru o kadar meşhur ki arkadaşlar, yani eczaneler, bankalar, restoranlar, her yerde drive-thru var. Drive-thru nedir? Ondan bahsedeyim kısaca. Drive-thru arkadaşlar, aracınızda hizmet almak istediğiniz bölgeye geliyorsunuz. Arabanızdan hiç inmeden siparişinizi veriyorsunuz. Sonra size teslim ediyorlar ürününüzü. Drive-thru kısaca bu. Şimdi ben buraya yemek yemek için gelmedim arkadaşlar. Yemek siparişi için. Şu anda ben çalışıyorum. Delivery işi yapıyorum. Grubhub için çalışıyorum. Birazdan ben Grubhub müşterinin adını vereceğim. Daha sonra arkadaşlar arabaya kadar getirecekler ve daha sonra adrese teslim edeceğim. Sizlere şöyle göstereyim arkadaşlar etrafı. Birazcık şöyle tanıtayım sizlere. Evet, Sonic Drive. Arkadaşlar görüyorsunuz. Sol tarafta drive-thru, sağ tarafta da özel peronlar var. O peronlara yaklaşıyorsunuz ve o peronlarda siparişinizi veriyorsunuz peronlarda ve siparişiniz size geliyor arkadaşlar. Sonic Drive diye geçiyor burası. Bakın şuradaki beyaz Honda arkadaşlar park etmiş, siparişini bekliyor. İşte böyle. Bakın burada buton var arkadaşlar. Oraya basıyorsunuz. Ben şimdi söyleyeceğim arkadaşa. Bekliyorum. Hi, of course I am waiting. Bir saniye bekleyin dedi. Biz de bekleyelim bakalım. Hi, have a nice Sunday. It's a Grubhub order. Evet, ismi söyledim arkadaşlar. Arkadaşımız birazdan ürünleri getirecek, teslim edecek bana, arabaya kadar getirecek. Daha sonra da ben müşterinin adresine gidip ürünü teslim edeceğim. Bakın arkadaşlar, burada ürünler var. Buradaki tuşa basıyoruz, arkadaşımız yardımcı oluyor, söylüyor. Şurada ürünleri görüyorsunuz. Breakfast toaster, snack sides. Burada içecekler falan var. Burada da büyük bir ekran var. Burada da tatlı bölümü var. Frozen zone. Bir yer var. Burada arabanıza öyle park ediyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Burada gördüğünüz bütün arabalar siparişlerini veriyorlar. İster arabada yiyorlar, ister alıp evlerine götürüyorlar ve evlerinde yiyorlar. Aslında pratiklik açısından oldukça İyi diyebilirim. Ya insanlar için yapılmış, pratiklik açısından yapılmış. Fiyatları da göstereyim ben size mesela. Çikolat diyor. 2.59, 3.69, 4.59 diyor. Burada fiyatlar da var. Breakfast, snack sides. Fiyatlar da böyle. Şimdi bu drive-thru'na ne dersiniz bilmiyorum arkadaşlar. Yani kolaylık mı dersiniz, tembellik mi dersiniz, teknoloji mi dersiniz, pratiklik mi dersiniz? O sizin düşünceniz. Yani ben aslında tembellikle teknoloji arasında kalıyorum. Neden? İnsanlar bu tür tembelliklere alıştıkları zaman hiçbir şey yapmak istemiyorlar. Her şeyi arabalarında teslim oluyorlar. Yani bilmiyorum. Bana göre teknolojiyle tembelliğin ortasındayım ben.
Benim fikrim bu yönde. Tabii ki pozitif yanı şu. İnsanlar zaman kaybetmiyorlar. İşte arabalarından ineceksin, arabandan ineceksin, ondan sonra restoranın içine gireceksin, sıra bekleyeceksin, siparişini vereceksin, siparişin hazırlanmasını bekleyeceksin, sonra ücretini ödeyeceksin, sonra tekrar bekleyeceksin ve ürünü alacaksın ve içeride yiyeceksin. Tabii şu anda bunun farklı bir nedeni de var. Covid hala devam ediyor arkadaşlar, Amerika'da biliyorsunuz. Dünyanın her yerinde devam ediyor. Şimdi kimse de restoranın içinde yemek istemiyor. Yani buranın restoranı da açık aslında ama herkes drive-thru'nu tercih ediyor. İçeride oturup maskesini çıkarıp Covid riski alacağına siparişini veriyor ve teslim alıyor arkadaşlar. Hi, is that brand right? Just go up. Thank you so much. Evet arkadaşlar, hepsi bu kadar. Ürünlerimi teslim aldım şimdi. Arkadaşımız arabaya kadar getirdi. Siz de gördünüz. Ya bunu anlamadım yani. Bu kadar buz nedir yani, buz siparişi? Bunu çözemedim. Neyse, biz fazla geç kalmayalım. Kısa bir tanıtım oldu sizler için. Buraya ben arada geliyorum. Sipariş veriyorlar. Başka bir videoda görüşürüz arkadaşlar. Bu kısa videoda böyleydi. Şimdi ben bu ürünleri müşteriye teslim edeyim. Pazar günü ama ben çalışıyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere başka bir videoda. Sağlıcakla kalın.